Merhaba arkadaşlar, sizinle çok çeşitli oyunlar yapacağız ve de matematik şeyimizi geliştireceğiz. Evet arkadaşlar, merhabalar. Elif'in dediği gibi bugün birden çok etkinlik hazırladık. Kendimiz çizerek hazırladık, yine kendimiz yaparak hazırladık. Ve bu bizim bugünkü etkinliğimiz, matematik bilgimizi geliştirecek. Ama öyle rakamlar, sayılar, toplamalar, çıkartmalar, çarpmalar değil de biz daha küçük bir yaş grubu olduğumuz için oyunlarla öğreneceğiz. Aslında çarpmaları da büyüyünce yapabilirsiniz. Evet, tabii ki burada temeli güzel atarsak büyüyünce onları da kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak ben Elif ve Ela'ya şunu soracağım. Buraya iki tane oyuncak hazırladım. Hangisini seçiyorsunuz diye soracağım. Ben bu motosiklet seçiyorum. Tamam, alabilirsin. Ela'cığım, sana da bu kaldı. Burası bitiş çizgimiz. Başlangıç çizgimiz. Burası başlangıç çizgimiz. Burası bitiş çizgimiz. Evet, şöyle yakından da gösterelim arkadaşlarımıza. Bunu biz kendimiz elimizde çizdik. İkişer santim aralıklarla çizilmiş çizgiler. Çok basit bir hazırlanma tekniği var aslında. Daha da oynatıyorsun. Bunun dışında bir de biz böyle bir zar hazırladık. Ama böyle hazır zarımız da var. Yani herkes kendi isteğine göre, ben evde hazırlayamam derse hazır zar da kullanabilir. Biz kendimiz hazırlamayı ama tercih ettik. Ama varsa hazır zar. Evet, varsa. Yoksa hazırlayabilirsiniz bizim gibi. Peki biz hazır zarla mı oynayalım? Kendi yaptığımız zarla mı oynayalım? Hazır zarla. Tamam, hazır zarla oynayalım. Atıyoruz. Ben mi önce küçükten başlayalım tamam. Bence. Herkes başlangıç çizgisini öncelikle arabalarını, işte motosikletini Elif koymuş. Ela da arabasını koysun. Evet, ablası yapıyor Ela'nın yerine. Ama at anne, şimdi iki Ela. Kere at. İki kere atmayalım. Şimdiki atışı kabul ediyoruz. Beş tane ilerleyecek beş. Ela. Beş kare ilerleyelim Ela için. İlerle. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, Ela 5'e kadar ilerledi. Kaldırıyorsun. Bitiş çizgisine ilk ulaşan kazanır bu oyunumuzda. Şimdi Elif atıyor zarını. Kaydırıyorsun. 2 geldi Elif'e de. 1, 2. Aferin. Şimdi Ela atacak zarı. Hayır Ela, hayır. Kaldığın yerden devam edeceksin. 5 kara ilerlemişti Elif. 5'e tekrar getirir misin anneciğim? 1, 2, 3, 4, 5. Aferin. At bakalım Ela zarını. Ne çıktı? Biz de görelim. Tekrar atın. İki. Olmaz. Biz de görelim. Tekrar atın. 2 çıktı. O zaman tamam. Kabul ettik. 2 tane ilerleyeceksin kaldığın yerden. Kaldığın yerden ilerlemiyorsun. Tamam. 2 oldu. Tamam. Tamam. 2 oldu Ela'cığım. Evet. Şimdi sıra Elif'te. Attım. İki çıktı Elif'e yine. Bir, iki. Oldu. Evet, oldu. Tekrar Ela'ya geçti sıra. Allah. Kaç çıktı? Görüyor musun? Evet, görüyoruz. Biz de şöyle yaklaşalım. İki çıktı. İki ilerle Ela'cığım. Bir, iki. Tamam, bitti bitti. Orada kal. Orada kal. Evet. Elif'cim sen at şimdi zarımızı. Ben şöyle yaklaştırayım Elif'e. Tamamdır. Atıyorum. Ama iki çıkarsa yine iki adım ilerleyeceğiz. Hep iki çıkıyor. Nedense şansımız var. Altı evet. Çıkarsa çok şanslı. Allah'ım. Beş çıktı sanırım. Doğru mu? Beş çıktı. Evet Elif'ciğim, şimdi beş tane ilerle bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, 5 tane ilerledi Elif. Şimdi Ela'da sıra. Bakalım kim kazanacak yarışmamızı. O kadar yüksek de açma, yere düşüyor. 3. 3 çıktı. Ela'cığım 3 tane ilerle. 1, 2, 3. Tamam. Kağıdı kaydırıyorsun. Şimdi Elif'te sıra. Evet Elif, sen at. 6. Süper bir rakam geldi. 1, 2, 3. Evet. 4, 5. 6. Yani bitiş. Bitiş. Evet. Ela önde götürüyordu ama bu yarışmanın kazananı Elif oldu. Alkışlıyoruz. Alkışlıyorum. Bir daha yarışma var. Belki sen kazanırsın. Üzülme, üzülme.
Evet, şimdi diğer oyunumuza geçebiliriz artık. Bunları kaldıracağız. Evet, kaldıralım. Evet arkadaşlar, yeni oyunumuz da bu şekilde. Şimdi Elif'in elinde bir topaç var. Topacımızı çevireceğiz. Tam ortadan 20 puandan çevirmeye başlayacağız. Topacımız hangi puanda durursa o puanı almışız kabul edeceğiz. Bu nedir bir şeyler? Tabii ki söyleyebilirsin. Diğer yarışmada Ela önden başlamıştı ya. Bu sefer de ben başlayabilirim. Tabii ki başlayabilirsin. Buyur hadi başla. Buradan başlıyoruz. 15 puanda durdu. 15. Bakalım Ela'nınki kaç puanda duracak? Dur. Önce büyükten başla. En büyük karanlık. Hala karanlığım ya. Olmuyor ki seninki. Biraz hızlı çevir. Ela'nınki de 10 puanda durdu. Yani bu turun kazananı Elif oldu. Bir de ben çevirmek istiyorum. Evet, bir de annem çevirsin. Olmadı. 15'te durdu. Aslında biraz daha iyi dönen bir topaç olsa belki daha çok rakam gezer, daha heyecanlı bir oyun olabilir. Belki 5'e falan gelirdi yani. Gelebilir. Evet, bizim topaçımız pek iyi dönmedi. Aslında bu bizim sürpriz yumurtadan çıkan bir oyuncağımızdı. Biz bunu kullanalım dedik ama daha iyi dönen bir topaçla bu oyun sanırım daha da iyi oynanabilir diye düşünüyorum. Ama çok iyi dönüyor gerçekten. Dönüyor ama yeterince gezmiyor. Yani biraz daha gezse biraz daha heyecan katar oyuna. Fakat yine matematik bilgimizi geliştirmede basit toplama işlemleri yaptırıyor bize bu oyun. O yüzden faydalı olabileceğine inanıyoruz, değil mi Elif'ciğim? Evet, bir diğer etkinliğimize geçelim Ela'ya mi? Ela'ya daha faydalı oluyor. Çünkü o benim kardeşim. Benim gibi anaokuluna da gitmiyor. O yüzden Ela'ya burada bir şeyler de öğretiyorum. Aynen, çok doğru. Özellikle Ela gibi küçük yaşta olup anaokuluna gidemeyenler veya bulunduğu köyde, ilçede anaokulu olmayanlar için evde bu tarz etkinliklerle anneler gereken bilgileri öğretebilirler bebeklerine, değil mi? Evet. Öğretebilir. Evet. Bir şey göstereceğim bu arada. Oo, orada süper döndü Elif. Demek ki kağıtta dönmüyormuş bu, değil mi? Değdi mi bak. Evet evet, süper dönüyor. Ve hala dönüyor gerçekten de. Hala dönüyor ama bu sefer durdu. Ben de çok güzel. Şimdi diğer etkinliğimize geçelim mi? Geçelim geçelim. Çok heyecanlıyım. Daha peki. Bir tane etkinlik kaldı. Onu da yapıp hemen size göstermek istiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, üçüncü etkinliğimiz ise bir sudoku etkinliği. Tamamen evde hazırladık. Renkli kartonlarla ve beyaz kağıtla. Toplam 4'er taneden 16 tane kare çizdik. Bazılarını ben renkleri yerlerine yerleştirdim. Şimdi Elif ve Ela da normal bir sudoku bulmacası çözer gibi boş olan yerlere uygun renkleri koyacak. Ama her renk, her satır ve her sütunda sadece birer kez yer alacak. Yani bir satıra bir renkten iki tane denk gelmeyecek. Gelirse bulmacamız çözülmez, yarım kalır. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Peki o zaman başlayalım. Bak şimdi kardeşim. Şöyle yaklaştık. Kahverengi nerede yok? Buraya bir bak. Kahverengi var mı yok mu? Yok. O zaman bu kahverengiyi buraya koyman lazım. Koy, ondan sonra bana geçecek. Koydun mu? Tamam. Evet, aferin. Şimdi de bana geçti. Burada da mı kahverengi eskik? Bence öyle. Bence de öyle. Kahverengi koyuyorum. Şimdi bir şey daha söylüyorum. İyi dinle. Bak, burada pembe var mı? Yok mu? Bir gözetle. Yok. Tamam, ben koy bir pembeyi. Nereye koymak istiyorsun? Oraya. Orası olur mu Elif'cim sence? Olmuyor. Neden? Çünkü burada bir pembe var. Buraya bir pembe daha gelirse olmaz. Bence bunu buraya koyacağız. Peki orası olur mu? Olur. Emin misin? Pembe yok çünkü. İyi bak. Bak Elif'ciğim. Şimdi burada hangi renk eksik anneciğim? Pembe. O zaman bu. Nerenin? Evet, aferin. Yani burada çok yönlü düşünmemiz önemli. Sadece kartı koyacağımız satıra değil, çevre satır ve sütunlara da dikkatlice bakmamız lazım. Şimdi sıra bende.
Evet. Ben de yapacağım. Burayı koysak olmaz mı? Tamam. Bilmem ne dersin? Koyalım bence. Tamam, koydun. Şimdi bunu da Ela'ya vereceğim. Bakalım Ela. Oraya mı sence o? Oraya değil. Oraya. Eminsin. Tamam. Oraya da ben koyacağım. Evet, sudoku oyunumuz tamamlandı. Her satır ve her sütunda her renkten sadece birer tane var ve doğru sonuca ulaştık. O zaman arkadaşlarımıza bay bay diyelim mi? Bay bay. Like atmayı, abone olmayı, zincire basmayı unutmayın. Bay bay.